akşamlar. Burası Amerika'nın Sesi Washington. Ben Barış Ornerli. Sayın izleyiciler, Amerika ve Avrupa ekonomileri kaygı yaratmaya devam ediyor. Amerika'da işsizlik rakamları hayal kırıklığına yol açarken New York'ta başlayan gösteriler diğer kentlere yayılıyor. Türkiye'de ise büyüme tahminleri düşürüldü. New York'taki Columbia Üniversitesi ekonomi profesörü Seyhan Erden Arkonaç, Hülya Polat'ın sorularını yanıtladı. Sayın Arkonaç, bu gösterilerin devam etmesini bekliyor musunuz ve biraz nedenleri üzerinde durabilir misiniz? Tabii bildiğiniz gibi Amerika'da bir kriz yaşandı. Kriz tam biterken tekrar ikinci bir kriz yaşanıyor şu sırada. Bunun en büyük sebebi bankaların verdiği riskli borçlar ve bu bankaların kurtarılması için de hükümetten çok yardım alındı ve yardım alınmasına rağmen asıl bu krizden etkilenen evlerinin borçlarını ödeyemeyenlere hiçbir yardım yapılmadı. Foreclosure'lar devam ediyor. Buna rağmen de bankalardaki yüksek durumda olanlar hala bonuslarını da almaya devam ediyorlar. Bu tabii kapitalist sistemin getirdiği bir tehlikeli nokta Amerika'yı ve bütün dünyayı. Duyduğum kadarıyla Amsterdam'da ve Londra'da da bu gösteriler başladı. Umuyorum ki bunlar büyüyecektir ve bazı regülasyonlar getirilecektir bankalara. Sizin de söylediğiniz gibi büyük şirketlerde para akmaya devam ederken halk ciddi bir sıkıntı içinde Amerika'da ve dünyanın diğer ülkelerinde. Obama yönetimi özellikle işsizlik konusunda bir takım adımlar atıyor. Sizce bu adımlar etkili olabilir mi? Temsilciler Meclisi bildiğiniz gibi cumhuriyetçilerin elinde. Onun için Obama birçok söz verdiği şeyi geçiremiyor. Mesela bu sağlık sistemiyle başladı. Sağlık sisteminde güzel bir gelişme olacaktı. Fakat yarım yamalak geçirebildiler. Bu işsizlikle ilgili de gene öyle bir engelleme var. Obama bipartisan davranmaya çalışıyor. Fakat cumhuriyetçiler izin vermiyor benim gördüğüm kadarıyla. Siyasi ortamı ne kadar etkileyebilir bu protestolar? Sizce ikinci dönem için seçilmek üzere yeniden aday olmaya hazırlanan Obama için bu gösteri nasıl bir etkisi olabilir ve halk kongreye de tepki gösterebilir mi bundan sonraki seçimlerde? Tabii şimdi ikinci dönemde iki ayrı konu var. Bir tanesi Obama'nın seçilmemesi için karşıdan kuvvetli bir adayın çıkması lazım. Henüz onu göremiyoruz. Onu göremediğimiz için Obama seçilebilir. Bir tanesi de Obama'nın hakikaten doğru şeyler yapıp yapamadığıyla ilgili. Halkın bunu ne kadar görüp göremeyeceğinden emin değilim. Dediğim gibi eli kolu bağlı, fakat öte yandan da Wall Street'teki bankalardaki gazino zihniyetinin değiştirilmesi lazım. Obama seçilsin veya seçilmesin, bu kapitalizmin geldiği çok kötü bir nokta. Bunun değiştirilmesi için bu Wall Street'e karşı, Wall Street'in kapanmasına karşı olan gösterilerin desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Demokratların bunu destekleyeceğine de inanıyorum. Böyle devam ederse Obama'nın seçilmesi bayağı olası. Fakat öte yandan da Obama değil herhangi bir başkan Amerika'daki sistemden dolayı bazı şeyleri geçiremeyebiliyor meclisten. Çünkü biraz yurttaşlık bilgisi ama öyle bir sistem var ki sadece başkanın iyi bir şey de tabii ama başkanın istediği şeyler geçemiyor. Özellikle de eğer hem Temsilciler Meclisi'ni hem kongreyi elinde tutamıyorsa aynı takım diyeyim. Peki bundan sonraki seçimlerde kongreye de bir tepki olabilir mi? Yani cumhuriyetçilere daha çok bir tepki olabilir mi? Cumhuriyetçilere biz tepki gösterip de başka da aday olmadığı için Obama seçilebilir. Ama halkın bu kadar bilinçlenmesi için bu gösterilerin biraz daha büyümesi lazım. Bu gösteriler büyürse o zaman eminim cumhuriyetçilere tepki de olacaktır. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde Türk ekonomisinin de Avrupa'daki krizden etkilenebileceğini söyledi ve büyüme hızıyla ilgili tahminleri düşürdü. Siz bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi Türkiye bu krizi pek yaşamadı. Teğet geçti deniyor. Doğrudur. Çünkü Türkiye'de bankalarda regülasyonlar var. Burada olmayan. Ve zaten mortgage denen olay da pek yok. Onun için bu mortgage krizini ve de şimdi yaşadığımız krizi yaşamadı. Türkiye çok hızlı büyüdü. Hızlı büyüme her zaman ekonomiyi çok fazla ısıtır ve tehlikeli olur. Büyümenin yavaşlaması bence iyi bir şeydir. Fakat Türkiye'deki şu andaki büyük sorun cari açık. Cari açığın bir şekilde ele alınması lazım. Banka regülasyonlarının devam etmesi doğrudur. Fakat bu Amerika'daki krizden Türkiye'nin daha çok etkilenmemesinin sebebi de Amerika ile ticareti Türkiye'nin az. Fakat dediğiniz gibi Avrupa ile çok fazla. Avrupa'da olan herhangi bir kriz, Almanya'da olan bir şey mutlaka Türkiye'yi etkileyecektir. Bunun için önlemlerin alınması lazımdır. Büyümenin yavaşlaması da bunlardan bir tanesi. Ekonominin çok fazla ısınmasına izin vermemek. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Erkoneç, programımıza katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Kolombiya Üniversitesi Ekonomi Profesörü Seyhan Erden Erkoneç ekonomik gelişmelerle ilgili sorularımızı yanıtladı. Burası Washington, ben Hülya Polat. Sayın izleyiciler, Avrupa'da hükümetler mali krizin içinden çıkmak için harcamaları olabildiğince kısmaya çalışıyor. Avrupalı liderler şirketlerin, özel sektörün ekonomik iyileşmeye ön ayak olacağını umarken şirketler doğru ekonomik iklimi oluşturmaları için liderlerden medet umuyor. Avrupa Komisyonu'nun merkezinde 27 üye ülkeyi aynı bayrak temsil ediyor. Ancak özellikle son ekonomik krizde Avrupa Birliği ülkeleri arasında farklılıklar ortaya çıktı. Sorunlu ekonomilerin acilen desteğe ihtiyacı var. İtalya'da halk harcamalarının kesilmesi nedeniyle öfkeli. Hükümetler daha fazla kemer sıkma politikası uygulamakta zorlanıyor. Büyük bir Fransız Belçika Bankası, Belçika hükümetinin müdahalesiyle batmaktan son anda kurtuldu. Banka yöneticileri bir yıl önce kriz ilk kez kapıyı çaldığında önlem almayan Avrupa hükümetlerini suçluyor. Almanya ve Fransa gibi ekonomisi güçlü ülkeler milyarlarca euro harcayarak krizi çözmeye çalışıyor. Ancak bazı uzmanlara göre bu çabalar yetersiz. Avrupa Birliği eski yetkilisi, İtalya'daki Bocconi Üniversitesi rektörü ekonomist Mario Monti, krizden kısa vadeciliği ve yöneticilikte yetersiz kalan Avrupalı liderleri suçluyor. Daha hızlı hareket etmeli, ancak sonuç almak için daha sabırlı olmalıyız. Avrupalı liderler sadece ulusal lider olarak değil, Avrupa çapında karar alırken daha verimli olmalılar. Liderlerse aşırı borçlanma, sorunlu ekonomilere yeterli seçenek sunamama, bankaları zayıflatma gibi sorunlara uzun vadeli çözüm bulmak yerine son krizleri çözmeyi amaçlayan kararlar aldı. Zsolt Darvas, Brüksel'deki düşünce kuruluşu Bruegel'da ekonomist ve araştırmacı. Hükümetler piyasaların baskısına yanıt vermeye çalışıyor. Ancak Avrupa'nın temel sorunu en acil ekonomik baskıyı ortadan kaldırmaya çalışmak. Daha ciddi sorunları göz ardı ediyorlar. Daha ciddi önlemler almayı reddediyorlar. Darvas en iyi ihtimalle bile bazı Avrupa ekonomilerinin uzun yıllar ya çok az büyüyeceğini ya da hiç büyümeyeceğini söylüyor. Ancak Darvas'a göre daha fazla kısa vadeli kriz olmazsa sorunların çözülmesi mümkün. Hisse senetlerinin değer kaybetmesi gelecek için güvensizlik yaratıyor. Şirketlerin büyümeleri için gereken kredileri almaları zorlaşıyor. Herkes gelecekte refahı garanti altına almak için büyümenin şart olduğu konusunda görüş birliği içinde. Business Europe kuruluşunun başkanı Philippe Debuc, şirketlerin büyümeyi tetiklemeye hazır olduğunu, ancak hükümetlerin doğru şartları hazırlaması gerektiğini söylüyor. Güven sağlayan unsur siyasetçilerin sorunları çözmesidir. Bu çok uzun zamandır olmadı. Şimdi çaba gösteriyorlar. Onları destekliyoruz. Artık hiç beklemeden bir adım atma, tüm çalışmaları sonlandırma zamanı geldi. Şirketlerin bir an önce büyümeye başlaması gerekiyor. Avrupalı liderler mali krizi çözmek için kısmi adımlar atmaya devam ediyor. Esas hedef Kasım başında Fransa'da yapılacak olan G20 zirvesi öncesinde kapsamlı bir plan hazırlamak. Selin Süerünlü, Amerika'nın Sesi, Washington.
Amerika'da yayılan işgal protestoları iktidardaki demokratlarla muhalefetteki cumhuriyetçiler arasındaki görüş ayrılıklarına bir yenisini ekledi. Siyasetçilerin gösterileri lehlerine çevirmeye çalışmasını protestocular hayretle izliyor. Wall Street'i işgal gösterisinin başlamasından 4 hafta sonra Cumhuriyetçiler ve Demokratlar gösterilerden puan toplamaya çalışıyor. Cumhuriyetçiler başlangıçta göstericileri küçümsüyordu. Sonraları Cumhuriyetçi Başkan aday adaylarından Herman Cain gösterilerden Başkan Obama'yı sorumlu tutmaya başladı. This is a distraction. Bu olay Obama'nın başarısız politikalarından dikkati uzaklaştırmak için başladı. Siyasi gözlemciler bu stratejiyle Cumhuriyetçilerin seçmenin tepkisini yeniden canlandırmaya çalıştığını söylüyor. John Fortier, Partiler Üstü Politika Merkezi uzmanı. Cumhuriyetçilerin etkili olarak kullandıkları sloganlardan biri, göstericilerin tepkilerini Wall Street'e değil Beyaz Saray'ı yönlendirmeleri gerektiği. Ron Sanger gibi protestocularsa siyasetçilerle medyanın mesajlarını çarpıtmasına şaşırmadığını söylüyor. Sorunların üzerine gitmiyorlar, hatta reddediyorlar. Sloganlarla bu iş çözülmez. İnsanlar artık akıllanıyor. İşte bu nedenle buradayız. Demokratlarsa göstericilere sempati duyduklarını açıkladı. Siyaset uzmanlarına göre demokratlar, zenginlerin daha fazla vergi ödemesi gerektiği gibi konularda göstericilerin desteğini alabileceklerini, onları sandık başına çekebileceklerini düşünüyor. Roy Texiera, Amerikan İlerleme Merkezi'nden. Durumdan çıkar sağlamaya çalışıyorlar. Başkan Obama'nın seçim Ancak göstericiler buna itiraz ediyor. Obama'ya birçok konuda tepkililer. Bunların başında Irak ve Afganistan savaşları, bankacılara kurtarma paketi hazırlanması geliyor. Vera Spor 2008'de Obama'ya oy vermiş ama şu an mutlu değil. Vera, Obama hep büyük sermayenin adamı olmuştur. Hala da öyle. Evet, bizden bulduğunu alacak ancak önemli bir değişim getireceğini düşünmüyorum diye konuşuyor. Protestocular herhangi bir siyasi akımdan destek beklemediklerini ve siyasetçilerin gösterileri kullanmaya çalışmalarını görmezden geleceklerini söylüyor. Hepsi mesajlarının arkasında durmaya kararlı çünkü toplumun %99'unu temsil ettiklerini ve ekonomik adalet istediklerini savunuyor. Seda Çoban, Amerika'nın Sesi, Washington. Evet, Washington'dan bugünlük de bu kadar. Amerika'nın Sesi'nin bu ve diğer programlarını internette amerikanınsesi.com adresinde izleyebilirsiniz. Yarın akşam yeniden birlikte olmak üzere. Washington'dan iyi akşamlar.